Ve değerli konuklar, şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Orhan Koç'u konuşmaları için sahneye teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanlarım, kıymetli rektörüm, kıymetli valilerimiz, kaymakamlarımız ve kıymetli katılımcılar. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin organize etmiş olduğu programa katılmaktan dolayı kurum adına teşekkür ediyorum. Bugün buraya Sayın Bakanımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız kendileri bizatihi gelecekti. Ancak ekonomik koordinasyon toplantısı nedeniyle toplantıya katılmak zorunlu olduğu için katıldılar. Ve bu görevi kendisinin adına ifa etmem için beni görevlendirdi. Ve bu toplulukta sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kanunumuzun da gereği koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, önleyici sağlık hizmetleri, önleyici tedbirleri alan bir kuruluşuz aslında. Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu daha çok geri ödeme mekanizmasıyla biliniyor olsa da aslında koruyucu sağlık hizmetleri konusunda çok önemli hizmetler, çok önemli adımlar atan bir kurum. Ve bu yıl içerisindeki yapacağımız sağlıklı yaşamla ilgili, koruyucu sağlıkla ilgili, önleyici tedbirler konusundaki farkındalık çalışmaları ve bu konudaki geri ödeme mekanizmalarıyla bu işi teşvik etme noktasında çok daha gündeme geleceğimizi söylemek istedim. Bugün gerçekten biz genetik geçişli hastalıklarla ilgili bile tarama yöntemleriyle bunu önlemeyi düşünüyorken çok daha basit olan kişinin kendi iradesiyle haz duygusunu tatmin etmek için alışkanlık edinmiş olduğu gerek çevresel gerek kültürel anlamdaki etkilenmeden dolayı edinmiş olduğu kötü alışkanlıklardan sadece arındırabilsek çok çok daha maliyeti düşük, etkisi çok daha yüksek olan bir hizmeti yapmış olur. Sahayı gezdiğimizde şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün gerçekten bilim camiası olarak bizler hepimiz kanser ve birçok hastalığın etiyolojisinde sigaranın en önemli bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Ancak bundan daha önemlisi, bugün belki de hemen yan komşumuzda bile solunumla ilgili sıkıntısından dolayı oksijen cihazına bağlı evinde mahkum olan yaklaşık 200 bin hastamız var. Bu insanlar sadece bizim gibi şu andaki temiz havayı soluyarak yaşayamadıklarından dolayı bir oksijen cihazına bağımlılıktan dolayı evinde mahkum yaşıyorlar. Bunların etiyolojisinde en önemli sebep sigara. Ve gerçekten bu vakaların yaklaşık 2 bin tanesi de solunum cihazına bağlı. O nedenle toplumda genç bireyler içerisinde yaygınlaşan, çocukluk çağına kadar inen bu sigara ve tütün alışkanlıkları ve diğer bağımlılık yapan maddelerle ilgili mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar, tüm fertler olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini vurgulayarak bu ve buna benzer etkinliklerin daha yaygınlaştırılması gerektiğini, bir sosyal güvenlik kurumu olarak bunu gündemimize sürekli almamız gerektiğini ve aldığımızı da belirterek tekrar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun.